Amacımız kursiyerlerimizin boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmesi, aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlamasıdır. Halk Eğitim Merkezimizde iş bulmak isteyen arkadaşlarımıza yönelik meslek kurslarımız bulunmaktadır. Ve aynı zamanda ev hanımlarımıza, emeklilerimize de yönelik hobi kurslarımız mevcuttur. Bugün ömür boyu sahip olacakları zanaat ve sanat alanlarında ustalaşıyor arkadaşlarımız. Ben de Bitlis Halk Eğitim Merkezimizin bizlere sunduğu bu imkandan herkesin yararlanması gerektiğini düşünüyorum. El sanatlarımızın birçok alanı vardır. Biz de ayna işleme sanatı ile başlamak istedik ve bu alanda çok güzel tepkiler, çok güzel olumlu, güzel yorumlar aldık. Bu da bizi haliyle çok mutlu etti. Ayna işleme sanatı çokça emek, sabır, özveri isteyen bir sanattır. Başladığımız zaman da bırakamayacağımız bir sanattır. Terapi modunda eğlenceli bir sanattır. Tüm arkadaşlarımızın aynı zamanda da rahatlıkla yapabileceği bir çalışmadır. Ayna işleme sanatı için ana malzemelerimiz ayna, elmas uçlu kalem ve çekiçtir. Ayna işleme sanatımızı fotokopi kağıdı üzerindeki resmimizi aynamızın üzerine ya kağıt bant ile yapıştırıp sabitledikten sonra kalemimizi dik, çekicimizi yatay bir şekilde tutarak noktalama teknikleri ile ilk önce resmimizin ana hatlarını çıkartıyoruz. Resmimizin ana hatları çıktıktan sonra ise koyu olmasını istediğimiz alanlarımızı sık, açık ton istediğimiz alanlarımızı ise seyrek vuruşlarıyla doldurup işlemimizi tamamlıyoruz. Bu güzel sanatımızı öğrenmek isteyen tüm arkadaşlarımızı kursumuza davet ediyoruz. Biz bu sanata yeni başladığımız için arkadaşlarımız hat olarak ilerlemek istediler. Ama normalde bu potre çalışması, tepsi üzerinde çalışmalar gibi bayağı bir çalışmalar yapabiliyoruz. Genelde potre çalışması yapamadık çünkü zamanımız kısıtlıydı bu dönem ama potre çalışmalarına da gireceğiz inşallah. Şu an Bitlis, zaten Bitlis 5 Minare adlı bir çalışmamız var. Onu arkadaşlarımız yapıyor, başladık. Bitlis 5 Minare camisini yapmaya başladık. Onlara çağrımız, bize destek olunmasını istiyoruz tabii ki. Bu alanı daha da ilerlemek, daha böyle ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu alanda yardımlar bekliyoruz tabii ki. Adım Nurcan Güven. Bitlis Halk Eğitim Merkezi'ne ve Hacer Hocamıza teşekkür ederim. Bu sanatı bizle buluşturduğu için. Bitlis'te bir ilk, çok güzel bir kurs. Bir kere benim için sabır. Yani sabrı olmayan bu işi yapamaz. Yani bütün stresimizi atmış oluyoruz bu işlemi yaparken. Çok memnun olduk. Bitlis'te farklı bir kurs bir kere. Bizler için de çok büyük bir değişiklik oldu. Aynı zamanda da ekonomimize de katkıda bulundu. Yani bu işten açıkçası ekmek çok yedik. Kendim çok yedim yani. Satışını çok yaptım. Öncelikle Halk Eğitim Bitlis Halk Eğitimine ve kurs hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu sanatı gösterdiği ve öğrettiği için. Gerçekten çok sabır, emek isteyen bir sanat. Herkesin gelmesini ve herkesin buna teşvik olmasını istiyorum. Merhaba, ben İhsan Nuray Necı. Öncelikli olarak Bitlis Halk Eğitim Merkezi'ne ve Hacer Esen'e çok teşekkür ediyoruz. Bitlis'te bu kurs ilk, muhtemelen bu şekilde gayretle yapacak olan da son kurs olacak. Yani ayna işleme sanatı sayesinde ev bütçemize oldukça yüklü miktarda katkı sağladık. Bunun bütün yani bunu bize katan tek kişi Hacer Hoca'ydı. Bundan önce de kurslara gittik. Ama bu kadar katkı sağlayan hiçbir kurs olmamıştı. Bize verdiği emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Öncelikle biz zaten burada gurbetçiyiz. Kimsemiz yok ve bu kurslar sayesinde bir aile ortamı yaşadık Bitlis'te. Yani bize ciddi derecede ailemiz buradaymışçasına kurs yaratan herkese çok teşekkür ediyoruz.